Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ba'd. Değerli abilerim, muhterem kardeşler, bugün inşallah hayatımızın her alanında anlatmaya çalıştığımız, bizim varımız, yoğumuz, hatta varoluş gayemiz olan şeyi anlatacağım. Bugün tevhidi anlatacağım. Sakın siz de biriler gibi, hocam yine mi tevhid ya demeyin. Evet, etrafta birileri biz tevhid anlattığımız zaman Allah'ın tevhidini, birliğini, her konuda birlenmesi gerektiğini dillendirdiğimiz zaman hemen diyorlar ki ya hocam yine mi tevhid? Ne zaman başka mevzulara geçeceğiz? Şunu ne zaman konuşacağız? Bunu ne zaman konuşacağız? Ne zaman bu tevhidi geçeceğiz diyorlar. Siz sakın ha, bu gafillerin dediği gibi demeyin kardeşler. Eğer böyle derseniz ben de derim ki Evet kardeşim. Ben tevhidden başka bir şey anlatamam. Ben tevhidden başka bir şey anlatmaya razı da olamam. Benim çünkü hayatımın her anı tevhid. Ben bu noktada bu adam abartıyor denilmeye razıyım. Siz de hani karşılaşmışsınızdır çevrenizde. Tevhid dillendirdiğinizde birileri abi yine mi tevhid diye itirazda bulunabilirler. Siz sakın ola bu gafillerden olmayın. Ben şahsen böyle diyen insanların gerçekten tevhidin önemini, Allah katında tevhidin değerini ve Kur'an-ı Kerim'de tevhidin böyle nasıl işlendiğini bilmediklerini düşünüyorum. Bilmiyorlar. Çünkü bu insanlar eğer gerçekten Kur'an'ın her bir ayetinin tevhidi anlattığını bilselerdi. Bakın bu İbni Kayyım'ın iddiasıdır. Kur'an'ın her ayeti ya direkt ya da dolaylı olarak mutlaka tevhidi anlatır. Bunu bilselerdi. Kur'an'ın Mekke'de olduğu kadar Medine'de de tevhid anlattığını bilselerdi. Yine bütün peygamberlerin insanları davetlerinin başında değil sadece sonunda da tevhide davet ettiklerini bilselerdi ve yine bu insanlar peygamberlerin ümmetlerine vasiyet olarak tevhid'i bıraktıklarını bilselerdi bu sözü söylerler miydi? Eğer kardeşlerim bunlar bu sözü söylüyorlarsa gerçekten tevhidin Allah katındaki değerini anlamamışlar demektir. Ne demek ya Kur'an-ı Kerim'in her ayeti tevhidden bahsediyor demek. İbn-i Kayyım söylüyor. Kur'an'ın her ayeti direkt veya dolaylı olarak tevhidden bahsediyorsa bu tevhid bambaşka bir şey. Bu tevhid çok değerli bir şey. İnsanlar bunu idrak etmediği için buna itiraz ediyorlar. Eğer Allah'a yeminle söylüyorum bu insanlar tevhidi bu anlamlarıyla idrak etmiş olsalardı kesinlikle bugün tevhid ehli hocaların bile gerektiği kadar tevhid anlatmadıklarını, tevhid anlatma noktasında eksik bile kaldıklarını söylerlerdi. Eğer anlasalardı bunu mutlaka söylerlerdi ama mahiyetini bilmedikleri için ne bu kardeşim yıllardır tevhid, 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 tevhid. Ne zaman tevhidi bitirip de başka konulara geçeceğiz? Herzesini söyleyebiliyorlar. Hatta işin garibi normal insanlar bir tarafa koyun. Bazen tevhid ehli Müslümanlar da bu sözü söylüyor. Bazen diyorlar yani hocam ne zaman biz artık başka konulara geçeceğiz? Kardeş tevhid bırakılıp başka konulara geçilmez. Başka konuya geçeceksen tevhidle beraber geçersin. Tevhid hiçbir zaman bırakılmamış ki. Biraz sonra anlatacağım kardeşler. Dört mesele anlatacağım. Siz bu dört meseleyi iyice anladığınızda subhanallah diyeceksiniz ya. Allah Mekke'nin ilk günlerinde ne anlattıysa davanın son günlerinde Medine'nin son günlerinde de aynı mevzular anlatmış. Ben burada şunu net olarak vurgulamak istiyorum. Eğer bir insan hakikaten tevhidi bu anlamıyla gerçek anlamıyla bilse bu tarz itirazlar yapmaz. Tevhidin dile getirilmesinden rahatsızlık duymaz. Tevhidin anlatılmasından bir hoşnutsuzluk ortaya koymaz. Sürekli tevhid anlatılsın ister. Niye biliyor musunuz? Tevhid anlatıldığında kim yüceltiliyor? Ya Allah yüceltiliyor. Allah sana Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayetinde yüce Rabbini ulula demedi mi? E dedi bu nasıl olacak? Tevhidle olacak. İşte biz inşallah Kur'an'da bugün nasıl böyle tevhid ilmek ilmek işlenmiş bunu görmeye çalışacağız. Bunları görerek insanların bu yanlış algılarını yok etmeye çalışacağız. Maddeler halinde bunu yapacağım inşallah. Özellikle İbni Kayyım'ın Kur'an'ın her ayeti tevhidi anlatıyor sözünü en sona bırakacağım. Onun üzerinde biraz durarak Kur'an-ı Kerim nasıl tevhidi anlatıyor? Nasıl her ayetinde tevhid var? Bunu inşallah izah etmeye gayret edeceğim. Haydi Bismillah diyelim o zaman. Gayret bizden, başarı Allah'tandır. Birinci maddemiz tevhid sadece Mekke'de değil Medine'de de anlatılmış. Mekke'de ne kadar anlatılmışsa Medine'de de aynen öyle anlatılmıştır. Normal şartlarda biz nasıl biliriz kardeşler? Mekke tevhidin yoğun bir şekilde işlendiği bir yerdir. Allah Azze ve Celle gerek peygamberlerle kafirlerin mücadelelerini anlatarak, gerek bizzat kendi uluhiyet ve rububiyetini anlatarak, gerek isim ve sıfatlarının üzerinde yoğun bir şekilde durarak Mekke'de neredeyse her gün tevhid anlatmıştır. Biz böyle biliriz. Medine denilince de aklımıza ahkam gelir. Yani İçkinin yasaklığı, kumarın yasaklığı, haccın farziyeti, Ramazan'ın emredilmesi filan. Bütün bunlar Medine'de anlatılmıştır. Yani Mekke tevhidin anlatıldığı, Medine ahkamın anlatıldığı yerdir diyebiliriz. El hak bu doğrudur. Ancak bu doğru olsa bile eksik bir bilgidir. Nasıl eksiktir? Allah Azze ve Celle evet Mekke'de yoğun bir şekilde tevhidi anlatmış, Medine'de yoğun bir şekilde ahkam anlatmıştır da ahkamı anlatırken yine tevhid anlatmıştır. Tevhidten hiçbir zaman Allah Azze ve Celle vazgeçmemiştir. Şimdi bakın Allah için gelin şu ayetleri beraberce tefekkür edelim. Allah Medine'de nasıl tevhid anlatmış? Ahkam ayetlerinin arasına nasıl tevhidi serpiştirmiş? İlmek ilmek tevhidi Müslümanların gönüllerini nasıl nakşetmiş? Bunu beraberce şu ayetlerden görelim. Ben sadece birkaç tane seçtim. Siz bunun üzerinde durarak onlarca ayet bulabilirsiniz. Bakın birincisi Rabbimiz Nisa suresinde yoğun bir şekilde ahkamı anlattıktan sonra biliyorsunuz Nisa suresi miras ahkamından bahsederek başlıyor. Miras meselelerini Allah anlatıyor. Sonra zina eden kadınlara neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Sonra bir erkeğin hangi kadınlarla evlenip hangi kadınlarla evlenemeyeceğini anlatıyor. Bakın hep ah ahkamdır bunlar. Sonra evlilikle alakalı bazı hükümleri ele alıyor. Sonra kadınlarla erkekler arasında problemler çıktığında bu problemlerin nasıl çözümleneceğini anlatıyor. Ondan sonra diyor ki: "Va'budullaha ve la tüşriku bihi şey'a." Kulluğunuzu sadece Rabbinize yapın. Sakın ha Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. Şirk koşmayın. Nisa 36. Ahkamı anlattı, anlattı, anlattı. Meseleyi yine getirdi tevhid ve şirk meselelerine. İkinci olarak hepimizin meşhur bildiği Nisa suresinin 48. ayeti var ya Allah'ın şirki bağışlamayacağına dair hepimizin ezbere bildiği ayet-i kerime bunu da aynı şekilde birçok ahkamı anlattıktan sonra Allah zikrediyor. Bakın anlatıyor evlilik, miras, kadınlarla alakalı hükümler, işte aile meseleleri filan. Ondan sonra Allah Azze ve Celle diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ ve ma dun zalika limen Hiç kuşku yok ki Allah şirki affetmez. Onun altında kalan günahları dilediği kullarına affedebilir diyor. Bunu da bakın birçok ahkamı zikrettikten sonra söylüyor. Yine bakın birçok surede bulabilirsiniz. Ben örnek olsun diye bunları aldım. Aynı surenin ilerleyen sayfalarında Allah adam öldürmenin ahkamını anlatıyor. Hicretin ahkamını anlatıyor. Kadınlarla alakalı birçok meseleyi anlatıyor. Ondan sonra ne diyor biliyor musunuz? Ayet 136. Ya eyhellezina amenu amenu billahi ve resulihî vel kitâbi'llezî nezzele alâ resulihî vel kitâbi'llezî enzele min qabl. Ey iman edenler iman edin Allah'a, resulüne, peygamberine indirdiği kitaba, önceki indirdiği kitaplara. İman edenlere Allah iman edin diyor. Nerede söylüyor bunu? Nisa suresinde. Medine'nin sonlarına doğru birçok ahkamı anlattıktan sonra. Yine kardeşler mayda Maide suresinde hırsızın elini kesmeyi bununla alakalı meseleleri Allah anlattıktan sonra ki oraya kadar da birçok ahkamı anlatmıştır. Sonra diyor ki elem ta'lem ennallaha lehu mulku's semavati vel ard. Bilmez misin ey Muhammed? Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Yuazibu <laughs> men yasha ve yaghfiru limen yasha. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder, mağfiret eder. Allah her şeye güç getirendir. Bakın birçok ahkam anlattı, getirdiğine işi Allah'ın hakimiyetine, Allah'ın birlenmesi gerektiğine, tevhide, mutlak otoritesine. Dilediğine azap eder, dilediğine mağfiret eder. Kimse karışamaz ona. İşte bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de siz onlarca ayet bulabilirsiniz. Onlarca bahis bulabilirsiniz. Yani ahkam anlatılıyor, araya tevhid konuluyor. Ahkam anlatılıyor, araya tevhid konuluyor. Bütün bunlar bize gösteriyor ki tevhid sadece Mekke'de anlatılmamıştır. Bu yanlış bir algıdır. Evet, yoğun bir şekilde tevhid anlatılmıştır. Doğru. Ama sadece Mekke'de anlatılmamıştır. Burası yanlıştır. Tevhid Mekke'de anlatılmakla birlikte Medine'de de belki o kadar yoğun olmasa da yine gerektiği şekilde tevhid vurgulanarak anlatılmıştır. Dolayısıyla biz de bu önemli gerçeği kardeşlerim iyice anlayacağız, iyice idrak edeceğiz ve kavmimize sürekli tevhidi anlatmayı, her daim tevhidi gündem etmeyi, en ufak ibadeti bile anlatsak yine lafı döndürüp dolaştırıp tevhide getirmeyi kendimize bir görev bileceğiz. İşte bu önemli hakikatten dolayı Üstad Muhammed Kutub'un Keyfe Nas kitabında ve başka kitaplarında söylediği müthiş bir tespit var. Ben bunu ara ara söylerim. Her yerde de bu hakikati Müslümanların zihnine nakşetmeye gayret edeceğim. Diyor ki Feleyset la ilahe illallah dersen yutla "Thumma yuntakalu minhu ila gayri. Kelime-i tevhid la ilahe illallah bugün okunup sonra bırakılıp başka bir şeye geçilecek bir mesele değildir. اِنَّمَا dersun دَرْسٌ ve وَيُنْتَقَلُوا ila gayri. O öyle bir derstir ki onunla birlikte başka şeylere geçirilir. Bakın La ilahe illallah okunup, öğrenilip, bırakılıp başka mevzulara geçilecek bir şey değil. Bilakis La ilahe illallah hangi meseleye geçeceksen onunla beraber yuntakalu ma'ahu onunla beraber geçebilirsin. O yüzden ve yazallu huwa hadis ümmetil müslime ila Çok güzel bir söz. O yüzden diyor bu söz kıyamet gününe kadar Müslümanların tek gündemi olacaktır. Bu söz Müslümanların tek gündemi. Hadisul ümme ne demek? Ümmetin tek konuşacağı şey. Namaz da konuşsa yine tevhiddir. Kur'an'da konuşsa mesele tevhiddir. Miras da konuşsa tevhiddir. Vallahi bütün meseleler tevhiddir. İşte ben Muhammed Kutub'un bu sözünü çok önemsiyorum. O yüzden biz hiçbir zaman tevhidi bırakıp başka meselelere geçen Müslümanlar olmayacağız. Bu gaflete düşmeyeceğiz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Tevhidle beraber meselelere geçeceğiz. Tevhidle beraber başka meseleleri anlatacağız. Mesela tevhid ve namaz. Bakın namaz değil, tevhid ve namaz. Tevhid ve oruç. Tevhid ve tesettür. Tevhid ve davet, tevhid ve cihat, tevhid ve dayanışma, tevhid ve birlik. Bu olmadan senin diğer bu saydığım ibadetler yapmanın ne anlamı olacak? Eğer sen hocam yeter artık ya tevhid, tevhid, tevhid ne zaman? Mesela miras ahkamını öğreneceğiz, alışveriş ahkamını öğreneceğiz, ne zaman talak, nikah bahislerini öğreneceğiz? Kardeş bunları istediğin zaman öğrenelim ama tevhidle beraber. Bak Allah mirası anlattı, kadınlarla alakalı ahkamı anlattı, boşanmayı, evlenmeyi anlattı. Sonra ne dedi? Rabbinize ibadet edin. Ona şirk koşmayın. Allah şirki affetmez. Ey iman edenler iman edin. Hiçbir zaman Allah tevhidi bırakarak ahkam anlatmamıştır. Hani bugün birileri diyor ya, ya bu ümmet ne zaman birleşecek? Kardeşim ümmet ne zaman tevhidi kabul ederse kendiliğinden birleşecek zaten. Ama tevhidi kabul etmeden sen ümmetiz diyen adamlar bir araya getiremezsin. Bu gayrı mümkündür. Sadece bir ütopya olarak hayallerimizde, dünyalarımızda kalır. Vahdet istiyorsan tevhid lazım. Tevhidsiz vahdet olmaz. Bugün birileri sürekli böyle diyor. Niye cemaatler birleşmiyor? Niye tarikatlar birleşmiyor? Niye falan gruplar birleşmiyor? Ya adamda tevhid yok. Nasıl birleşsin? Nasıl birleşelim? Benim şirk dediğime adam vacip diyor. Farz diyor. Benim müşrik dediğime adam evliyaullah diyor. Şimdi nasıl birleşeceğiz Allah rızası için? Tevhid olmadan vahdet olmaz. Bu vahdet çırtkanları var ya. İnanın meseleyi sadece laf olsun diye konuşuyorlar. Kardeşim senin derdin birleşmek mi? Gel birleşelim. Allah'ın tevhid dediği şeyde birleşelim. Hayatımızdan şirki çıkaralım. Rabbimizi birleyelim. Onun otoritesine boyun eğelim. Kulluğumuzu ona yapalım. Ondan gayrı kimsenin sözünü dinlemeyelim. Zaten biz biriz o zaman. Ekstra birleşmeye gerek yok ki. Zaten sen böyle düşünürsen biz bir oluruz. O yüzden Mekke'de Allah tevhid anlatmış, Medine'de ahkem anlatmış diyenler yanılıyorlar. Doğrusu Allah Mekke'de de Medine'de de tevhid anlatmıştır. Evet belki Mekke'de biraz daha fazladır bunun oranı. Ama Medine'de de kesinlikle tevhid bırakılmamıştır. Vallahi Resulullah'a indirilen son ayetlere varıncaya kadar tevhiddir. Evet bu bir. İkincisi tevhid peygamberlerin ilk ve son vasiyetidir. Tevhid peygamberlerin ilk ve son vasiyetidir. Bakın kardeşlerim. Peygamberlerin en hassas oldukları mesele nokta tevhiddir. O yüzdendir ki kavimlerine Bismillah yani davete gittiklerinde ilk neyi anlatmışlar? Tevhid anlatmışlar ya. Ey kavmim yetimlere sahip çıkın, yoksulları doyurun, sadaka verin dememişler. Bütün peygamberler istisnasız kavimlerine gittiklerinde Allah'a kulluk edin, onun dışındaki ibadet ettiğiniz ilahları reddedin. Kulluğunuzu Allah'a has kılın. Ondan gayrı hakim kabul etmeyin. Hayatınıza o karışsın. Allah'tan korkun dediler. Mesela Nuh Aleyhisselam'ı düşünün. Ne dedi kavmine? Dedi ki, اُعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ Kulluğunuzu sadece Allah'a yapın. Sizin ondan gayrı bir ilahınız yoktur. İlah Allah'tır. Dolayısıyla kulluğu ona yapın dedi. 950 yıl boyunca kafir kavme bunu anlattı. Hani bugün birileri diyor ya ya ne zaman tevhidi bırakıp başka meselelere geçeceğiz? Allah rızası için soruyorum. Nuh Aleyhisselam 950 yıl tevhidi bırakıp başka meseleleri mi anlattı? Ya o kavim iman etmedi ki. İman etmediği için 950 yıl Bismillah her sabah evinden çıktığında insanlara Allah'a kul olun, tağutlardan uzak durun, ilahları reddedin, sadece Rabbinizi kabul edin dedi. Vazgeçmedi. Hud Aleyhisselam'a bakın. Diyor ki biz At kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Cümle aynı şöyle. U'budullaha ma min ilahin gayru. Kulluğunuzu Allah'a yapın. Sizin için ondan gayrı bir ilah yoktur. Bak Nuh Aleyhisselam ne dediyse Hud da aynısını söyledi. Aleyhisselam. Salih Aleyhisselam da aynısını söyledi. Şuayb Aleyhisselam da aynısını söyledi. Musa da, İsa da, Muhammed Aleyhisselam da aynı şeyleri söyledi, söylediler. O yüzden peygamberlerin ilk sözlerinin tevhid olduğunu unutmayacağız. Ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele, asıl dikkatimizi çeken husus, peygamberler ilk sözlerini tevhid üzere kurdukları gibi son nefeslerinde de tevhidi gündem ettiler. Ben kardeşlerim, Yakub Aleyhisselam'a örnek vereceğim. Bakara suresinde Rabbimiz Yakub Aleyhisselam'ın son nefesinde ölürken çocuklarına yaptığı vasiyeti anlatıyor. Diyor ki Em kuntum şuhada iz hadara <laughs> Yaqub el-maut. Yaqub'a ölüm geldiğinde siz onun yanında mıydınız? İz qala libanihi ma ta'budun min ba'di. Hani çocuklarına şöyle demişti. Yavrularım, benden sonra siz kime ibadet edeceksiniz? Kulluğunuzu kime sunacaksınız? Onlar da demişlerdi ki: "Qalu na'budu ilahake ve ilaha abaik İbrahim ve İsmail ve İshak ilahen vahida ve nahnu lehu muslimun." Biz senden sonra ey baba senin atan İbrahim, İsmail ve İshak'ın Rabbi olan, ilahı olan tek ilaha ibadet edeceğiz. Allah'a ibadet edeceğiz. Biz ona teslim olmuş insanlarız. Ve böylelikle çocuklarına Yakup Aleyhisselam son sözünde, son nefesinde tevhidi bırakıp gitti. Son sözünde bile onlara tevhide haykırdı. Şimdi bakın o kadar önemli, o kadar mesaj dolu bir ifadedir ki bu. Müslümanlara çok söyleyeceği şey vardır bu ayetin. Ben birkaç tanesini söyleyeyim. Birincisi bu ayetten biz peygamberlerin aslında ilk sözleri tevhid olduğu gibi son sözlerinin de tevhid olduğunu anlıyoruz. Son sözleri neymiş? La ilahe illallah. Tevhid. İkincisi Yakup Aleyhisselam'ın hatırlatmış olduğu, nasihat etmiş olduğu bu kimseler kim? Müşrik mi? Yahu kendi çocuklara ha Müslümanlar. Ya bunun içinde Yusuf da var, bunun içinde Bünyamin de var, diğer tövbe etmiş kardeşleri de var. Bakın Müslüman olan çocuklara tavsiye ediyor bunu, müşriklere değil. O zaman bu bize neyi hatırlatıyor? Neyi öğretiyor? Demek ki bir insan tevhidi bilse bile ona tevhidi yine hatırlatmak, yine öğütlemek, yine vasiyet etmek gerekir. Yani bu adam tevhidi biliyor ya anlatmaya gerek yok değil. Anlat kardeşim. Tevhidin anlatılmasında şifa vardır. Tevhidi anlatan insanlar hem kendilerine hem karşıya fayda verirler. Tevhidi sürekli duyan bir insan zinde olur. Allah'ın izniyle küfre karşı olan kini, Allah'a olan tazimi sürekli canlı olur. O yüzden sürekli hatırlatmak lazım. Son bir şey daha söyleyeyim. Üçüncü madde olarak bir babanın çocuğuna bırakacağı en önemli miras neymiş? Tevhid. Bakın Allah Celle Celaluhu bir peygamberinin çocuklarına ne anlattığını, ne söylediğini, neyi vasiyet ettiğini bize anlatıyor. Bunu anlatarak bize mesaj veriyor, babalara mesaj veriyor. Bakın, peygamberlerim size örnektir. Onlar çocuklarına Müslüman olan, tevhidi bilen çocuklarına son nefeslerinde bile aman yavrum tevhid. Aman yavrum Allah'ın ilahlığı, aman yavrum Allah'ın hakimiyeti. Sakın Allah'tan gayrısına ibadet etmeyin. Bunu vasiyet ettiler. Bugün biz de bunu çocuklarımıza yapacağız. Eğer vallahi tevhidten daha değerli bir miras olsaydı Yakup Peygamber de diğer peygamberler de çocuklarına ve kavimlerine onu miras bırakırlardı. Ama tevhidten daha değerli bir miras olamayacağı için peygamberler son nefeslerinde çocuklarına tevhidi vasiyet edip gittiler. Hem kendi çocuklarına hem ümmetlerine Tevhidi vasiyet ettiler. Allah Resulü'nün vefat edeceği zaman yaptığı vasiyetleri bir düşünün. Allah'a kulluğu vasiyet etti. Allah'a itaati vasiyet etti. Sonra şirk koşan insanların şirklerine lanet okuyarak gitti. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Peygamberlerin kabirlerini putaniye çevirdiler. Böyle diye diye vefat etti Resulullah. Son anında bile tevhidi anlatarak gitti. Yakup Aleyhisselam da bundan farklı değil. İşte biz de bu ayetten bu dersleri kendimize çıkaracağız ve kavmimize, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize sürekli tevhidi vasiyet edeceğiz. İşte bu bize gösteriyor ki kardeşler, demek ki bu dinin başı da tevhid, ortası da tevhid, sonu da tevhid. İşte Yakup Aleyhisselam geldi La İlahe İllallah'ı davet etti insanları. Hayatında La İlahe İllallah'a davet etti. Ölürken yine La İlahe İllallah'a davet etti. Evet. Bu ikinci maddemizdi. Üçüncü maddemiz yani niye tevhidi sürekli gündemde tutacağız? Niye tevhid, tevhid, tevhid sürekli böyle tevhidi anlatacağız? Bunun şimdi gerekçelerini anlatıyorum ben. Üçüncü maddemiz ameller ancak tevhidle birlikte emredilmiştir. Tevhidsiz bir amel emretmemiştir Allah bize. Nerede Allah bize bir ameli anlatıyorsa onun aslı esası dönüp dolaşır yine imana, tevhide, akideye gelir. Çünkü iman olmadan, tevhid olmadan yapılan bir amelin hiçbir anlamı, hiçbir makbuliyeti olmayacaktır. Arkadaşlar, bütün alimlerimiz, ehli sünnetin muteber uleması ittifak etmiştir ki bir insanın tevhidi sağlam değilse, Allah'ın istediği gibi değilse onun hiçbir ameli kabul edilmeyecektir. Bunda ümmeti Muhammed müttefiktir. Bakın ben size üç tane bu alimlerimizin getirmiş olduğu delili, ayeti okuyacağım. Üç ayet Allah için dikkatle dinleyin. Nasıl oluyor da Allah Azze ve Celle şirk koşanların amellerini iptal ediyor? Nasıl bu meseleye önem veriyor bir anlayın. Buyuruyor ki Rabbimiz Enam 88'de peygamberleri anlattıktan sonra Eğer o peygamberler de şirk koşsalardı yani tevhitlerini bozsalardı yapa geldikleri bütün ameller boşa giderdi. Namaz kılmış, oruç tutmuş, hacca gitmiş, hayır hasenat yapmış. Yetimleri sevindirmiş. Hepsi boş. Heba en mensura. Eğer o peygamberler bile şirk koşsaydı, tevhidlerini bozsaydı diyor Allah, onların amellerini biz hiçe sayardık. Hepsi reddedilirdi. En üstü söylüyor, en alttaki sen anla. Peygamberim bile bunu yapsa ben silerim amelini diyor. Sen ben kimiz? Bizim gibi insanların hayda hayda amelleri silinir. Allah korusun. İkinci ayetimiz Zümer 65 ne buyuruyor Rabbimiz orada? Sana ve senden önceki peygamberlere şu vahyedildi. Yani hem sana vahyediyoruz biz bu gerçeği hem senden önceki peygamberlere de bunu vahyettik. Ne o gerçek? Le in eşrakte le yahbatan amaluk ve min Eğer sen şirk koşarsan, sen şirk koşarsan yaptığın amellerin hepsi boşa gider. Bak. Demek ki amellerin kabul şartı tevhidmiş. E sen tevhid, tevhid, tevhid. Ne zamana kadar tevhid anlatacaksın hocam diyorsun. Kardeşim tevhid olmazsa amelin olmuyor ki. Sen tevhidi iyice oturtturmadan biz seninle fıkıh okusak ne işe yarar? Miras ahkamını öğrensek ne işe yarar? Talak nikah bahislerini öğrensek ne işe yarar? Ya senin tevhidin bozuk. Üçüncü ayetimizde Furkan suresi 23 buyuruyor ki Rabbimiz وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا biz onların yaptıkları amellere vardık. Onları elimize aldık. Püf, hebay Mensur toz tanelerine çevirdik. Yani hiçbir şey bulamadılar. Hiçbir şey kalmadı onlardan. Onların amellerinden. Bakın dikkatinizi çekerim kardeşler. Allah kafirler amel işlemez demiyor. Biz o kafirlerin yaptığı amellere varacağız. Bak ameller diyor. Demek ki yapmışlar dünyada bir şeyler. Bu adamlar hayır hasenat yapmış oruç tutmuş, namaz kılmış, sakal bırakmış ama şirk koştuğu için, tevhidini bozduğu için Allah o ameli alıyor, onu hebay mensura çeviriyor. İşte bütün bu ayetler bize gösteriyor ki bir insanın tevhidi olmadan amellerinin hiçbir anlamı yoktur. Ameller ancak tevhidle anlamlıdır. Tevhidle makbuldur. E sen şimdi gel, e hocam ne zaman tevhidi bırakacağız derler. Tevhid bırakılır mı ya? Allah korusun tevhid bırakılır da başka şeylere geçilir mi? Geçeceksek tevhidle beraber geçeceğiz. İmam Nebevi Rahimeullah diyor ki Müslim şerhinde ehli sünnetin bir kaidesini ortaya koyuyor aynı zamanda. Şöyle diyor tevhid üzere ölen birisi ne kadar günah işlemiş olursa olsun cehennemde asla ebediyen kalmayacaktır. Kim de küfür üzere ölürse tevhidini bozmuş olarak Allah'ın huzuruna giderse ne kadar salih amel işlemiş olursa olsun asla cennete giremeyecektir. Bu ehli sünnetin mesele hakkındaki görüşünü kapsamlı bir şekilde özetleyen bir açıklamadır diyor. Yani ehli sünnet müminle kafiri karşı karşıya koymuş, ikisini değerlendirmeye tabi tutmuş. Bir kafir ne kadar amel işlerse işlesin cennete gidemeyecek. Bir mümin de ne kadar günah işlerse işlesin cezasını çekse bile ebedi cehennemde kalmayacak. Bu ehli sünnetin kuralıdır. Nebevi diyor ki buna zıt herhangi bir delil gözükürse bu manaya hamledilmesi vaciptir diyor. Bir delil okudunuz. Bu anlattığım şeye zıt gibi gözüküyor. Bu kural çerçevesinde onu yorumlamanız gerekir. Selef Allah onlardan razı olsun. Bu gerçeği öyle güzel bir anlamış ki kardeşler. Tevhidin değerini, tevhidin Allah katında ne kadar önemli olduğunu ve tevhid oldu mu diğer şeylerin kale alınmayacağını öyle güzel idrak etmişler ki ben sadece Sufyan-ı Sevri'nin iki sözünü nakledeceğim. Bu konuda çok sözler var. Tebe-i Tabi'nin öncülerindendir Sufyan Rahimeullah. O böyle ölüm kendisine yaklaştığında nasıl can vereceğinden endişe eder. Bundan dolayı ağlar ve hüzne kapılırmış. Bir gün arkadaşlar demişler ki ya Ebu Abdillah aleyke bir raca Allah'ın rahmetinden ümit et. Bu kadar hüzne kapılma, bu kadar ağlama, bu kadar üzülme. Fe inne affallahi a'zamu min zunubik. Allah'ın affı senin günahlarından daha büyüktür. Niye bu kadar kendini paralıyorsun? Niye bu kadar kendini perperişan ediyorsun? Bunu duyunca Sufyan Rahimallah onlara demiş ki Ewe ala zunubi abki. Siz zannediyor musunuz? Ben günahlarımı ağlıyorum. Ben günahlarımı ağlamıyorum ki. İyi dinleyin. Lev alimtu Enni emutu tevhid lem ubali en elka Allah'a bi emthalil min al hataya. Eğer vallahi diyor ben Allah'a tevhidimle kavuşacağımı bilsem Allah'ın huzuruna dağlar kadar günahlarla gitmekten vallahi korkmam diyor. Yeter ki tevhidim Allah kabul etsin. Ben tevhidim kabul edilecek mi edilmeyecek mi buna ağlıyorum. Günahlarıma ağlamıyorum diyor. Bir defasında yine Sufyan Rahimahullah eline bir buğday tanesi alıyor. O taneyi kaldırıyor ve etrafındakilere göstererek diyor ki Zunubi ehvenu min hadhihi. Benim günahlarım şu buğday tanesi var ya bundan daha basittir. Sonra da şu müthiş sözünü söylüyor. İnnemâ ehâfu en ve tevhid fi ahiril vakt. Ancak ben ömrümün sonlarında tevhidimin alınmasından korkuyorum. Günah ne olur ki diyor. Tevhidimizi Allah kabul ederse tevhidin yanında günah esamesi mi okunur? Haşa. Sufyan rahimeullah da diğer bu noktada söz söyleyen selef alimleri de günahları küçümsediği için değil. Tevhidin büyüklüğünü ortaya koymak için bunu söylüyorlar. Aksel'de kardeşler tabii ki günahlardan sakınacağız. Tabii ki günahlar insanları helak eder. Ama tevhid gibi büyük bir nimetin yanında günahlar vallahi küçücüktür ya. Aynı buğday tanesi gibidir Sufyan Rahimullah'ın dediği gibi. O yüzden biz tevhidimizi önemseyeceğiz. Tevhidimize değer vereceğiz. Onunla beraber günahların bir hiç olacağı ümidinde olacağız inşallah. Dördüncü başlığımızda asıl anlatacağım mesele burası. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti tevhid anlatır. Konunun girişinde de söyledim. Bu İbni Kayyım'ın bir iddiası. İbni Kayyım Rahimeullah Medaricu Salik'inde Kur'an baştan sona diyor. Ya direkt olarak ya dolaylı olarak mutlaka tevhid anlatır. Kur'an'ın her ayeti tevhiddir diyor. Biraz sonra anlatacağım. Deneme de yapacağız inşallah. Ben evde bazı ayetleri çocuklara seçtirdim. Rastgele. Rastgele seçtiğim ayetleri burada okuyacağım. Tevhide delalet edip etmediğini beraberce analiz edeceğiz inşallah. Şimdi diyor ki İbni Kayyım Rahimahullah. Kur'an'daki her bir ayet mutlaka ya tevhidi ihtiva eder, ya tevhide şahitlik eder, ya da tevhide çağırır, davet eder. Sonra bunu İbn-i 5 beş madde şeklinde açıklıyor. Allah için iyi dinleyin burayı. Burası çok önemli bir bilgi. Eğer bu bilgiyi anlarsak okuduğumuz her ayetin Allah tarafından nasıl tevhide vurgu yapılarak bize anlatıldığını idrak ederiz. Kur'an baştan sona nasıl tevhide anlatıyor bunu iyice anlamış oluruz. Çok önemli bir şey. Diyor ki İbn-i çünkü Kur'an bir ya bizzat Allah'ı, Allah'ın isimlerini, Allah'ın sıfatlarını veya Allah'ın fiillerini anlatır. Yani Kur'an'daki ayetleri kategorize edin. Bir bakın diyor. Ya Allah'ı direkt anlatan ayetlerdir. Ya Allah'ın isimlerini anlatan ayetlerdir. Ya Allah'ın sıfatlarını anlatan ayetlerdir. Ya da Allah'ın neler yaptığını anlatan ayetlerdir. Şimdi Kur'an'ın büyük bir bölümü buna girdi. Biz buna haberi tevhid deriz diyor. İki, ya da Kur'an ayetleri hiçbir ortağı olmayan ve tek olan Allah'a kulluğa çağırır. Onun dışında kulluk edilen her varlığı, sahte ilahları, tağutları reddetmeye davet eder. Kur'an'ın bir kısım ayetleri de böyledir. Allah'a kulluğa davet eder. Allah'a kul olun, sizin Rabbiniz odur der. Ve onun dışındaki ilahları, tağut olan varlıkları, Rab'lık iddia eden varlıkları bunları da reddedin der. Buna da iradi tevhid denir. Üçüncüsü ya da Kur'an ayetleri emir ve yasaklar verir ve bu emir ve yasaklara itaat etmenin gerekliliğini anlatır. Bu da hukukut tevhiddir. Tevhidin haklarıdır. Şimdi ne kadar Kur'an-ı Kerim'de emir ve yasaklar varsa bütün bunların gayesi neymiş? Tevhid'i gerçekleştirmek. Allah'a kulluğu gerçekleştirmek. Biz buna ne diyoruz? Tevhidin hakları. Öyle ya her şeyin bir hakkı var. Tevhidin de bir takım hakkı hukuku var. Onlar da ibadetler. Onlar da Allah'a kulluk fiilleri. Bunlar da şöyle koyduk kenara. Dördüncüsü ya da diyor Kur'an ayetleri Allah'ın kendisini tevhid eden kullarına yaptığı ikramlardan bahseder. Dünyada onların başına gelenlerden ve ahirette bunun karşılığında onlara verilecek mükafatlardan haber verir. Sen iman ettin, tevhid ehlisin. Allah'ın ayetlerinin bir kısmı da senden bahseder, senin dünyada ne yaptığından bahseder, çektiğin sıkıntılardan bahseder ve buna mükafat olmak üzere ahirette sana verileceklerden bahseder. Buna da mükafatı tevhid denir. Tevhidin mükafatı. Cennet ayetlerinin hepsi bu kapsama dahildir. Son olarak diyor ki ya da Kur'an ayetleri Allah'a şirk koşanlardan, müşriklerden dünyada onların başına gelen belalardan ve onların ahirette karşılaşacağı azaplardan bahseder. Bu da tevhidin dışına çıkanların durumlarını haber vermedir. Dolayısıyla diyor İbn Kayyim bu 5 maddeyi saydıktan sonra Kur'an'ın tamamı tevhidten, tevhidin hak ve hukuklarından, tevhidin mükafatından, sonra şirkten, şirk ehlinin durumundan ve onların azaplarından söz eder. Sonuç olarak Kur'an baştan sona istisnasız bir şekilde öyle veya böyle mutlaka tevhidden bahseder. Arkadaşlar bu acayip bir tespit. Yani gerçekten çok büyük bir iddia ama vallahi zemini çok güzel doldurulmuş bir iddia. Kur'an'ı siz bu saymış olduğum beş şey üzere okuyun. Göreceksiniz Kur'an'ın her bir ayeti tevhid anlatır, tevhidden bahseder. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer bu İbn-i dediği doğruysa ki kesin doğru. O zaman var ya bu tevhid Allah katında o kadar değerli ki Allah bütün ayetlerini sadece bu gerçekleştirilsin, bu yerine getirilsin, bu insanlara yayılsın diye indirmiş ya. Allah bir ayeti bir sebebe binaen anlatıyorsa anla ki o Allah katında çok büyük bir değer. Mesela siz bazen bir şeyi gündem edersiniz. Bu ne demek? Sizin için çok önemlidir o şey demek. Mesela insanların gündemlerine bakın. Kimisinin ki siyasettir, kimisinin ki ekonomidir, kimisinin ki geçim sıkıntısıdır. Kimisinin ki magazindir. Bu adamın iç dünyasını, derdini ve gayesini ortaya koyar. Yani bu adamın dünyası bu. Onun için en önemli mesele bu. Allah için en önemli mesele ne? Tevhid. Çünkü baştan sona Allah Kur'an'ı bu gaye için indirmiştir. İşte bu gerçeği anlayan birisinin ya hocam yine mi tevhid ya demesi düşünülebilir mi? Anlaşılabilir mi? Bu kabul edilebilir bir söz olur mu? Bir insan böyle diyorsa vallahi Kur'an'ın indirilişini, indiriliş gayesini ve ayetlerini anlamamıştır. Şimdi İbn-i bu iddiası doğru mu değil mi? Bir pratik yapıp onunla da dersi bitireceğim. Şimdi dedi ya İbn-i Kur'an'ın bütün ayetleri tevhiddir şimdi hadi gelin ispatlayalım. Bu rastgele açalım Kur'an'ı. Bir tane ayete okuyalım. Acaba bunun neresi tevhid? Bakın ben buraya gelmeden önce iki oğlum var, hanım var. Üçüne de birer tane rastgele ayet numarası sordum. Dedim ki yavrum Fatiha'dan Nas suresine kadar bir sure söyleyeceksin. O surenin kaç ayet olduğunu ben bulacağım. Sen de onun içerisinden rastgele bir ayet söyleyeceksin. Sonra o ayet gerçekten tevhidi anlatıyor mu anlatmıyor mu İbn-i Kayyım'ın zikrettiği bu beş maddeye giriyor mu girmiyor mu bunu göreceğiz. Çocuğumun birisi baba dedi Kaf suresinin 18. ayetine bak dedi. Açtık. Buyuruyor ki Rabbimiz bakın. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. İnsanoğlu bir söz söylemeye dursun. Mutlaka o söylediği sözü zaptu rapt altına alan hazır bekleyiciler vardır. Şimdi bakın. Bu İbni Kayyım'ın saydığı beş maddeden Hangisine dahil oluyor? Allah neyi anlatıyor burada? Kendi otoritesini anlatıyor. Ey insanlar söylediğiniz ne var? Hepsinin üzerinde biz yazıcıyız. Kendisinin yapmış olduğu bir fiili anlatıyor. Bununla kendi kudretine vurgu yapıyor. Aha tevhid. Sonra öbür oğluma söyledim. Söyle yavrum bir de sen söyle dedim. O da dedi ki Tevabun suresi 8. Tevabun suresini açtık. Sonra kaç ayet olduğunu söyledim. Onun içerisinden 8'i seçti. Tegabun 8'i okuyorum şu anda. Buyuruyor ki Rabbimiz. Fe aminu billahi ve rasulih ve nuri lezi enzelna ve bima habir. Allah'a iman edin. Resulüne iman edin. İndirdiği nura iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Allah tam tevhid. Allah'a imanı, Allah'ın Resulüne imanı, kitaba imanı ve Allah'ın yaptığımız her şeylerden haberdar olduğunu anlatıyor. Hem burada kendini övüyor, hem de emir vererek tevhide vurgu yapıyor. Sonra hanıma sordum. Hanım da Haç suresini söyledi. Açtık onun içerisinden 76'yı zikretti. O ayette de şöyle buyuruyor bakın. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfihim ve ila'llahi turca'ul umur. O Allah onların önlerindekini de arkalarındakilerini de yani ne yaptıklarını da ne yapacaklarını da takdim ettiklerini de ileride yapacaklarını da hepsini bilir. Tam tevhid gördünüz mü? Bir tane de ben baktım. O da Şura 10. Buyuruyor ki Rabbimiz ve izna da rabbuka Musa en itil kavme zalimin. Senin Rabbin Musa'ya zalim olan o kavme git diye vahyetmişti. Bakın burada Allah'ın kudreti var. Söz söyleme, emretme yetkisi var bir. İkincisi zalim olan kavme derken İbn-i dedi ya Kur'an'ın bir kısmı da Allah'a isyan edenlerden bahseder. Tevhide karşı gelenlerden. İşte burada zalimlerden bahsediyor. Zalimden kasıt kafir burada. Firavun kavmi. Onlardan bahsediyor. O kafir kavme, zalim kavme git diyor. Bak tevhide karşı gelenlerin halini anlatıyor. Ve bir peygamberini bunun için görevlendiriyor. Yine tevhid. Bizim seçtiğimiz ayetlerin her biri tevhid. Kardeşler uzağa gitmeye gerek yok. Fatiha'ya bakın ya. Kur'an başta tevhidle baş başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bakın tevhid. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. İki, Rahim. Bak kendi esmasından bahsediyor. Rahman, Rahim. Maliki yevmiddin. Din gününün otoritesi. Din gününün sahibi. Baştan sonra tevhidin o birinci kısmında zikrettiğimiz şeye dahil. Sonra geliyoruz bakın. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. Ya Rabbi biz sadece kulluğumuzu sana sunarız. Yardımımızı sadece senden isteriz. Tevhid gördünüz mü? Sonra devam ediyoruz. İhdina sıratal müstakim. İsteğimizi Allah'a sunuyoruz bak. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Kendisine nimet verilmiş olan kimselerin, adaba uğratmış ve sapmış kimselerin yoluna değil diyerekten baştan sona tevhid anlatıyoruz. İbn Kayyım'ın maddelendirdiği şeylerin hepsine dahil. Bunun üzerinde düşünebilirsiniz siz. Bir tane de sizden isteyeceğim. Onu da Beraberce değerlendirip inşallah dersimizi bitirmiş olalım. Biriniz Kur'an alsın eline. Abi rastgele aç bir yerden. Hocam. Hucurat 5. Ver abi. Hucurat 5. ayet. Yanlarına çıkıncaya kadar sabretmiş olsalardı kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah günahları bağışlayan gafur ve kullarına merhametli olan rahimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biliyorsunuz Arabiler geliyor. Hücre-i saadetlerinin önünde bağırıyorlar. Ey Muhammed bizim huzurumuza çık diye. Allah Resulü de rahatsız oluyor. Sonrasında Allah diyor ki bunlar eğer sen onların yanına çıkana kadar sabretselerdi, seni zorlamasalardı kendileri için daha hayırlı olurdu diyor. Sonra da kendisinin gafur ve rahim olduğunu söylüyor. Hangisine dahil oldu bu ayet? Allah'ın kendi esmasından bahsetmesine dahil oldu. Doğru mu? Bir tane de sen aç abi. Rastgele aç. Mümin 33. Ver abi. Mümin 33. O gün arkanızı dönüp kaçacaksınız. Sizi Allah'tan koruyacak bir koruyucunuz da olmayacak. Kimi de Allah saptırmışsa ona hidayet edecek kimse yoktur. Evet. Tevhid var mı? Var abi. Nasıl da var hem de. Diyor ki o gün arkanızı dönüp kaçacaksınız. Sizi Allah'tan, Allah'ın azabından koruyacak kimse olmayacak. Ve Allah kimi saptırmışsa onu hidayete erdirende olmayacak diyor. Burada da yine Allah'ın kudreti, Allah'ın yegane koruyucu olduğu, Allah'tan gayrı kimsenin insanları koruyamayacağı vurgulanmış. Ayrıca Kafirlerden de bahsetmiş. O gün siz arkanızı dönüp kaçacaksınız. Kim bunlar? Tevhide yüz çeviren insanlar. Evet. Bu da tevhide anlatan bir ayet. Kardeşler inanın ben denedim. İbn Kayyım'dan bunu öğrendiğim günden bugüne ben her ayeti bu bakış açısıyla okumaya gayret ediyorum. Vallahi Kur'an'ın anlamı da Kur'an'ın vermek istediği mesaj da bambaşka geliyor. Ben bunu size tavsiye ederim. Bu beş maddeyi kafanıza yerleştirin. Birkaç kere okuyun, anlayın, idrak edin, hıfz edin. Ondan sonra okuduğunuz her ayette neresinde tevhid var bulmaya çalışın. Bambaşka bir zevk olacak inanın. Evet bu şekilde dersimizi, maksadımızı anlatmaya gayret ettik. Tekrar başa dönerek şunu bir daha vurgulayacağım. Bugün birileri var. Bunlar halktan insanlar da olabilir. Maalesef bazı içimizdeki gafil kardeşlerimiz de olabilir. Hep şöyle diyorlar. Ya nereye kadar tevhid? Tevhid, tevhid, tevhid ne zaman bitecek bu tevhid? Artık başka şeylere geçelim. Tevhidi bir bırakalım da ahlak konuşalım. Adab konuşalım. Namaz konuşalım, oruç konuşalım diyorlar. Biz de diyoruz ki kardeş biz hiçbir zaman tevhid'i bırakıp bunları konuşmayacağız. Biz tevhidle beraber bunları konuşacağız. Tevhidi hiçbir zaman bırakmayacağız. Çünkü Allah bırakmadı. Mekke'de anlattığı kadar Medine'de de anlattı. Peygamberlerine ilk olarak onu emrettiği gibi son sözü olarak yine onu emretti. Amellerinizi ancak bununla kabul edeceğim dedi. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini bunun için indirdi. E şimdi böyle diyen Allah tevhidi bırakır mı? Biz de bırakmayacağız. Muhammed Kutub'un dediği gibi tevhidle beraber diğer meselelere geçeceğiz. Tevhid ve namaz, tevhid ve oruç, tevhid ve tesettür, tevhid ve infak. Bunu asla birbirinden ayırmayacağız. Vallahi bu bakış açısına sahip olalım. Aramızdaki ihtilaflar kalkar ve tevhide daha çok önem vereceğimiz için etrafımıza davetimiz de daha güzel yayılır. Rabbim bunun idrakine ve şuuruna ermeyi bizlere nasip etsin. Rabbim bu anlattıklarımızı güzelce hayatımızda tatbik edebilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Rabbim tevhid ile yaşatsın. Tevhid ile canımızı alsın. Rabbim bir gün olsun, bir an olsun, bir lahza olsun. Tevhid nimetini bizden almasın kardeşlerim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.